Merhabalar. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, canlı yayın konuğumuz. Eğitim ve yönetim alanında kendisi Doktor Hasan Hüseyin Selvi Bey'i bugün konuk edeceğiz. Bugün onunla ne konuşacağız? İşitme engellilerin iç dünyasını, hayatlarını, doğdukları andan itibaren gelişim süreçlerini, tamamıyla böyle doğal olarak bunları ele alacağız. Evet, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, nazik davetimizi kırmayıp programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz hocam. Bir tanıyabilir miyiz hocam? Ben Hasan Hüseyin Selvi, İstanbul'da çalışıyorum. Müfettiş olarak çalışıyorum. Aynı zamanda eğitim yönetimi denetim alanında doktora çalışmamı tamamladım. Çalışma alanım genelde öz eğitim politikaları. İşitme engellilerle niye ilgiliyim? Lisans eğitimi işitme engelliler öğretmenliği bölümünden mezun olduğum için ilgiliyim. 8 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra denetime geçtim ama işitme engellilerle iletişimim kopmadı. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işitme engellilerle ilgili olan kuruluşlarla çalışmalar yürütüyorum. Yani kısaca bu şekilde ifade edebilirim. Benim de iki tane işitme engelli ağabeyle, yani işitme engelli, yani biz üç kardeşiz ve işitme engellilerin dünyasında büyüdüm ben de. Yani evet. Bizim Allah'ın izniyle bugünkü yapacağımız sohbette çok keyifli olacağını düşünüyorum ben. İnşallah. Hocam, şimdi ta başından başlayalım. Yani tamam. Gerçekten işitme engellilerin dünyası çok hassas, çok farklı bir alan. Yani Evet. Bu bağlamda. Yani dünyada tabii yani nasıl sorunları var? Dünya genelindeki işitme engellilerin yaşadıkları sıkıntılar ortak mı? Sosyal yaşamlarındaki yaşadıkları zorluklar. Yani bunların hepsini A'dan Z'ye ele alacağız. Tamam. İşitme engellilerde diyelim ki bir ailenin işitme engelli çocukları oldu bu Evet. bağlamda. Yani, İşitme engelli çocuğu olduğunda aile ilk olarak ne yapması gerekiyor? Güzel. Ya şöyle aslında önce şeyi yapalım. İşitme engelli kimdir? Tanımı nedir? Bir onu açıklarsak iyi olur. Çünkü şöyle, bazen işitme engellilik diğer engel gruplarıyla karışabiliyor. Ya da aileler bunu karıştırabiliyorlar. Bu yanılgı ailelerin ne yapması gerektiğini de olumsuz etkileyebiliyor. Şimdi yani işitme engellilik ayrı bir alan, ayrı bir çalışma alanı, nedeni ayrı. Konuşma engellilik ayrı bir alan. Bir de işitmeye paralel giden ya da işitmeyle benzer özellikler taşıyan bizim bildiğimiz klasik engel grupları var. Yani otizmli bir çocuk da işitme engelli sanılabilir. Ya da işitme engelli bir çocuk otizmli sanılabilir. Zihinsel engeli olan bir çocuk işitme engelli sanılabilir. Öğrenme güçlüğü olan bir çocuk işitme engelli sanılabilir ya da tam tersi dediğim gibi olabilir. Dolayısıyla işitme engelliliği bir kere iyi bilmek gerekiyor. Ama şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Niye şanslıyız eskiye göre? Şimdi günümüzde Sağlık Bakanlığı, yani ülkemiz için söylüyorum, Sağlık Bakanlığı bütün doğumları resmi ortamlarda olmasını sağlıyor. Yani eğer devletin haberi olmasa tabii bir şey diyemem ama yani bir annenin hamilelik durumunda devlet anneyi gözetime alıyor ve kendi kontrolünde doğum olmasını sağlıyor. Bu arada hamilelik sürecinde de aslında işitmeyle ilgili de bir sorun olmadığı da kontrol ediliyor. Yani her ne kadar anne genel olarak kontrol edilse de aslında hamilelik sürecinde de anne işitme, yani çocuğunda işitme problemi olup olmayacağını tahmin edebiliyor. Doğumdan sonra da yeni doğan testleri var. Yani bir kaba test bile olsa işitme problemi olup olmadığı da tespit edilebiliyor. İlerleyen süreçlerde de aslında bir problem varsa gibi bir yani bir belirti varsa da daha profesyonel testler yapılıyor. Yani günümüzde artık neredeyse aile birazcık ilgiliyse, hastanede de doğmuşsa işitme engelli olduğu ortaya çıkıyor. Peki işitme engelli kim? Şimdi işitme engelli dediğimiz zaman biz işitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı
kendini sözel olarak ifade edemeyen birey olarak tanımlıyoruz. Daha doğrusu bizim yönetmeliğimizde ya da literatürde bu şekilde bir tanım var. Yani işitme engellinin konuşamamasının nedeni kulakla ilişkili olarak ya da işitme organıyla ilişkili olarak sesleri duymamasıdır. Ama sesleri duymasına rağmen sözel dili ifade edemeyen, konuşamayan bireyler de var. Bu bireyler kısaca konuşma engelli olarak ifade edilebilir. Yani kulağında herhangi bir problem yok ya da konuşma beyninin konuşma kısmıyla ilgili herhangi bir problem yok. Ama problemler de psikolojik nedenlerden kaynaklı olabilir ya da ifade etmeye bağlı olarak yani ağzında konuşma organlarında yani dilinde, ağzında, yutağında problem olmuş olabilir. Dolayısıyla bu grubu ayırmak gerekiyor. İşitme engellilik tamamen kulakla ilişkili bir durumdur. Eğitimi de konuşma engellilerden farklıdır. Yani konuşma engelli bir ailenin yapması gereken durum farklıdır. İşitme engelli bir ailenin yapması gereken durum da farklıdır. Şimdi klasik olarak bir çocuk dünyaya işitme engelli olarak geldiği zaman doktorların, eğitimcilerin aileye bazı şeyler olur, söyleyeceği şeyler, ifadeler olur. Yani onlar yapması gerekenleri aileye bildirirler. Fakat bu konuda şöyle bir durum da var. Yani bizim ülkede de böyle, dünyada da böyle. Biraz da işitme engellilerin eğitimiyle ilgili işitme engelliler ailelerin yaklaşımları var. Yani bu da kültürel bir olgu olarak değerlendirebiliriz. Yani kısaca dışarıda sağırlık diye düşündüğümüz, bildiğimiz bir kavram var. İşitme engelliler aileleri, yani anne babası ebeveyni işitme engelli olan ve işaret dili kullanan bazı aileler çocuklarını şöyle değerlendirebiliyorlar. Ya biz böyle bir kültürde yaşıyoruz. İşaret dili bizim ihtiyaçlarımızı görüyor. Dolayısıyla biz konuşma eğitimi gibi bir talebimiz yok. İsteyenler gelsinler, bizim işaret dilimizi öğrensinler. Biz kısacası biz sağırız. Konuşma bizim zaruri veya zorunlu bir almamız gereken bir durum değil diye düşünen ve bu grup da aslında az bir grup değil. Ama bu farklı bir konu. Bu konuyu kenara bırakalım. Şimdi sizin sorunuza dönelim. İşitme engelli ne demiştik? Sorumuz neydi? Bir daha tekrar eder misiniz? İşitme engellinin tanımıyla ilgili açıklama yapıyorduk. Yalnız işitme engelli derken hani sadece duymayan olarak mı? Mesela benim abilerim hem duymuyordu hem de konuşamıyordu. Yani işitme engelli değil mi yani? Şimdi siz işitme engelli olarak biliyorsanız abinizi, yani abinizin diyelim ki işitme engelli olduğuna dair bir doktor raporu var. İşitme kaybını gösteren bir odyogram var. Atıyorum orada işte 70 desibel, 90 desibel gibi kaybının derecesini gösteren, sağ mı sol kulakta mı olduğunu gösteren ya da kayıpla ilgili tıbbi bir belirti olan bir raporu varsa ve bir odyogram varsa abiniz işitme engellidir. Ve dediğim gibi işitmemeye bağlı olarak ya da kısmen işitmeye bağlı olarak konuşabiliyordur. Yani şöyle bir durum var Ali Rıza Hocam. Ne kadar teorik olarak doğrudur ama pratikte tabii çok doğru olmuyor. Teorik olarak ne kadar ses duyuyorsanız o kadar konuşuyorsunuz. Yani aldığınız eğitimi ve kullandığınız işitme cihazlarını kenara bırakıyorum. Çünkü çok iyi eğitim almış olabilirsiniz. Çok iyi bir çevreniz vardır. Çok iyi bir cihazlandırma olmuştur. Koklar implant yaptırmışsınızdır. Ağır düzeyde işitme engelli olmanıza rağmen konuşabilirsiniz. Ancak teorik olarak şöyle bir durum var. İşitme kaybınız ne kadar çoksa o kadar konuşamazsınız. Şimdi diyelim ki sizin abiniz konuşabiliyor mu ya da sesleri çıkarabiliyor mu diye ben size sorayım. Yani bir tanesi çıkarabiliyor. Hani normal çok az böyle anlaşılabilir şekilde bir şey söyleyebiliyor. Ama bir tanesi söyleyemiyor. Hiç konuşamıyor. Evet. Yani ikisi arasında şöyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Hiç konuşamayan muhtemelen işitme kaybı diğerinden daha yüksektir. Yani desibel olarak işitme kaybı daha yüksektir. Muhtemelen diğerinin de yüksektir ama o fark hiç konuşamayan abinizin daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Ama tam belirici bu olmuyor. Yani mesela aldığı eğitimler etkili oluyor, cihazlandırma etkili oluyor, kişinin konuşmaya olan yeteneği de etkili oluyor.
Yani aslında konuşmak da bir yetenek işidir. Zor bir iştir. Bu da önemli. Yani bazı işitme engeller şunu diyorlar. Ben mesela şu, tanıdığım işitme engeller var. Sözel dili çok akıcı ifade etmelerine rağmen bunu işte az önce ilk açıklamayı yapmamın nedeni de buydu. Konuşmaktan vazgeçen ya da konuşmayı tercih etmeyen işitme engelliler var. Hatta kendini işitme engelli demiyor. Ben sağırım diye ifade eden kişiler de var. Ama öte yandan hiçbir eğitim almamış, konuşma eğitimi almamış. Sonra ya ben konuşmam gerekiyor deyip çaba gösteren ve konuşmasını büyük oranda da düzelten ve iyi noktaya getiren işitme engelliler de biliyorum. Ama tabii burada püf nokta takdir edersiniz ki bizim en önemli noktamız erken dönemdir. Yani dil çünkü erken dönemde gelişiyor. Yani geç yaşta da dil öğrenebilirsiniz. Ama dili en iyi öğreneceğimiz yaş grubu erken dönemdir. Yani hatta bebekliktir. Belki annenin karnında bile başlamak gerekir diye söyleyebiliriz. Yani bebeklik dönemlerinde hem işitme engelli hem duymayan çocukların eğitimi nasıl oluyor hocam? Yani o iletişim nasıl oluyor? Yani 2 yaşına kadar yani bu şu an aklıma gelen bir soru mesela. Evet. Şimdi güzel. Az öncekinden bir açıklama yapayım. Bununla birleştireyim onu da. Şimdi bu arada bildiriler geliyor ama onlar inşallah sesi gelmiyordur oraya. Şöyle ifade edeyim. İşitme engelliyle ilgili yorum yapabilmek için aslında bireyin ya da işte çocuğun odyogramını çıktılarını görmekte yarar var. Ya da bir hastane personeline bunu sormak lazım. Bunun anlamı nedir? Yani bu kişi işitme engelli midir, değil midir? İşitme engelliyse kaybı ne düzeydedir? Ne yapmak gerekir diye bir teorik olarak bilgi almak gerekiyor. Ve bu konuda eğer konuşma terapisti, işitme engeller öğretmeni, bir uzman, bir eğitimci de varsa sormak gerekiyor. Ama diyelim ki yani ya da sizin işte abinizden bahsettiğimiz zaman aslında sağlıklı konuşabilmenin bilmemiz için abinizin odyogramlarını incelemekte, görmekte yarar var. Ama teorik olarak şunu söyleyebiliriz. Çocuk doğdu, dünyaya geldi ve doktor dedi ki sizin çocuğunuzda ileri düzeyde işitme kaybı var dedi. Genelde aileler bunu bilirler. Bundan fazla pek bilmezler. Ya da eline bir rapor tutuşturdu. Bu da işitme raporu dedi. Bu hastane raporu dedi. Bu işitme kaybı dedi. Peki aile şunu soracak. Ben ne yapmam lazım diyecek. Doktorun diyeceği şu muhtemelen. Eğitim almanız gerekir ve ona işitme cihazı önerelim. Siz işitme cihazı taktırın. Bir yere gidin. İşitme cihazı alın. Ya da buna koklar implant denilen biyonik kulak tabiri ediliyor ya. Yani isterseniz böyle bir tıbbi müdahaleyle buna koklar implant yapabiliriz demesi yüksek günümüzde. Bunlar olabilir, olmayabilir. Bunlar ayrı konular ama eğer aile böyle bir süreçte karşılaştığı zaman tabii şöyle bir durum var. Şimdi her engel grubunda olduğu gibi işitme engelli bir çocukla karşılaşmanın da ailede meydana getirdiği bir travma olacaktır. O travmayı atlatamaması iyi bir eğitim almasını maalesef olumsuz etkileyecektir. Yani ailenin aslında konuşma eğitimine hazır olması gerekiyor. Çünkü sanılanın aksine püf nokta, yani eğitimdeki püf nokta doktor ya da öğretmen değildir işitme engelinin konuşmasında. Kimdir? Ailedir. Yani ben size bir soru sorayım. Biz siz ya da ben konuşmayı da öğrendik. Öğretmenlerden mi öğrendik? Kimden öğrendik? Anne Tabii babamızdan anne. öğrendik. Güzel. Dolayısıyla aslında bir bireyin en iyi öğretmeni annesidir. Hatta bizde annece konuşmak diye de bir tabir de vardır. Yani işitme engellilere nasıl eğitim verilir? Annece konuşacaksınız. Yani hiçbir anne ne yapması gerektiğini hiç bilmiyorsa anne rolünü iyi oynasın. Aslında yapması gerekeni yapıyordur. Ama böyle olmuyor. Şimdi travma yaşayan aile ne yapacağını bilemiyor ve hiçbir şey yapmamaya başlıyor. Peki ne yapabilir? Sorusunun Hocam, cevabı şu an. diyelim ki bizim işitme engelli çocuğumuz oldu. Evet. Şimdi biz yani o ilk anda tabii bir şok etkisi, bir travma etkisi bundan bahsettiniz Evet. önceki söyleyişimizde. Şimdi
aile olarak hani benim yani 2 yaşına kadar işitme engelli çocukla ben nasıl iletişim kurabilirim? Bu bir. Bir de işitme engelli çocuğum olduğunda benim acilen işitme dilini öğrenmem mi gerekiyor? Evet, güzel. Şimdi işitme dili dediğimiz işaret dilini kastediyorsun sanırım. Yani aileleri, yani genelde biz işitme engelliler eğitimcileri ailelere biz işaret dilini tavsiye etmiyoruz. Ama kendileri işaret dili öğretmek istiyorlarsa öğretebilirler, öğrenebilirler o kendi tercihleri. Fakat biz sözel dili tercih öneriyoruz onlara. Çünkü şöyle bir şey var. Sözel dilin az önce de söylemiştim. Kritik dönem kaçırdığımız zaman, o dönemi kaçırdığımız zaman sözel dili etkin bir şekilde verme şansımız azalacak. O yüzden erken dönemde çocuk daha bebekken erken eğitime başlanması, yani dil eğitimi açısından önemli. O yüzden aileye bizim önereceğimiz husus konuşma, konuşma, konuşma. Ama şimdi işitme engelli çevreler buna itiraz edebiliyorlar. Biz, az önce de söylemiştim. Eğer aile işitme engelliyse ve işaret dili kullanıyorsa durum biraz farklı. Ama biz bir, o aile değil de normal bir aileyi kabul edelim. Şimdi dünyaya çocuk geldi, işitme engelli olduğunu ailesi öğrendi, ona psikolojik destekler verildi ve aile artık bir şeyler yapması gerektiğini inanıyor. Ne yapması gerekiyor diye bakalım. Şimdi olayın aslında 3 tane boyutu var. Yani işitme engelli için 3 tane boyutu var. Bir, erken tanı meselesi. Ne kadar erken kişinin ya da bireyin işitme engelli olduğu ortaya çıkarsa o kadar iyi. Ha, biraz önce de söylemiştim. Şu anda günümüzde hastanelerde doğum gerçekleştiği için bebeklerin işitme engelli olmadığı çok rahat anlaşılabiliyor. Diyelim ki bebek işitme engelli olduğu ortaya çıktı. Erken tanı işi halledildi. İkinci olarak erken cihazlandırmadan bahsedebilirim. Şimdi işitme engellinin temel problemi konuşma, işitmeyi duymama olduğu için işitme cihazı takmasında yarar var. Takması yarar var değil, takmak mecburiyetinde diye düşünebiliriz. Çünkü işitme cihazı... Kaç Efendim? yaşında tak? Cihazı kaç yaşında? İşitme cihazı işitme engelli olduğu ortaya çıkar çıkmaz takılabilir. Yani bebekken takılabiliyor. Eskiden beklemek gerekiyordu ama şimdi takılabiliyor. Kısa bir süre sonra da koklar implant ameliyatları yapılabiliyor. Eskiden 2 yaşına kadar beklemek gerekiyordu. Sonra 1 yaşına düştü. Şimdi çok daha kısa süre içerisinde implant denilen ameliyatlarla biyonik işitme cihazı takılabiliyor. Yani Hocam, dünyada artık yani çok teknolojiler gelişti. evet. Mesela yani görme çok az böyle gösterecek cihazlar üretildi. Yani işitme engellilerle ilgili de işitme engelli çocuk doğduğunda erken tanı yapıldığında dünyada o işitme engelini ortadan kaldıracak bir teknoloji tıp gelişmedi mi daha? Var mı yani? Maalesef gelişmedi diyebiliriz. Yani şöyle işitme olayıyla görme olayı biraz farklı. Onun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Şimdi diyelim ki siz görme probleminiz var. Doktora gittiniz. Doktor sorununuzu çözdü ya da çözmedi, gözlük verdi size. Gözlüğü taktığınız zaman normale yakın ya da normal olarak görebilirsiniz. Tamam mı? Ama işitme cihazında öyle değil. İşitme cihazı sizin normal işitmenizi sağlamıyor. Çünkü işitme cihazları elektronik cihazlardır. Duyduğunuz ses gerçek insan sesi değildir. Yani telefonda konuştuğumuz gibi ya da şu anda birbirimizi duyduğumuz gibi bu dijital bir sestir. Diyelim ki bunu da iyi duyduğunu düşünelim. Bir de bizim background'umuz var. Yani geçmiş yaşantımız var. Şimdi 2 yaşına, 3 yaşına gelen bir çocuğun 3 yıllık dünya konuşma dillerini duyduğunu düşünebiliriz. Yani 2 tane bir görme ve bir işitme engeli size karşılaştırayım. İkisi de 20 yaşında olsun. Şimdi 20 yaşında hani filmlerde olur ya, Türk filmlerinde vardı eskiden. Gözleri kapalıdır. İşte o ameliyata girer. Biraz böyle pamuklar vardır. Pamuklar kaldırılır. Sonra görüyorum, görüyorum demeye başlar. Bu gerçeğe yakın bir hikaye aslında. Ama işitme engelli de böyle bir şey yok. Niye yok? Peki bu 20 yıllık bu kişi insan seslerini tanımadı. Yani insan sesi nedir? Kuş sesi nedir? Doğa sesi nedir? Sesleri tanımak yetmiyor. Sesleri ayırt etmek gerekiyor. Sesleri ayırt etmek yetmiyor.
konuşma seslerini bilmek gerekiyor. Ya ben İngiliz'in sesini biliyorum ama İngilizce bilmiyorum. Bir de dili öğrenmek gerekiyor. Yani bizim bir dili öğrenmemiz 2-3 yılımızı alıyor değil mi? Ve bu bireyi işitme engelli çocuk olarak kabul edersek, çocuğun konuşma dilini öğrenmesi, yeni bir dili öğrenmesi de oldukça uzun bir zaman alacak. Dolayısıyla işitme engellilik aslında düşünüldüğünün aksine çok zor bir alan. Yani şunu vurgulayalım hocam. Yani bizler doğduğumuzda anne babamızdan Türkçe dilini rahatlıkla öğrenebildik. Ama evet. Şimdi işitme engelli bir çocuk doğduğunda yani anne babasından bunu öğrenebilme imkanı ilk etapta olmadığı gibi bir dil öğrenmek zorunda kalıyor. O da işaret dili. Evet, güzel. Şimdi aslında insan dünyayı algılarıyla yorumluyor, değil mi? Yani işte kafasında şemalar oluşturuyor yaşamla ilgili. Ve bu şemaları oluştururken de kültürden etkileniyor. Yani diyelim ki Anadolu'da yetişen bir çocuk, işte Karadeniz'de yetişen Karadeniz çevresiyle konuşuyor ve o kültürde hareket ediyor. İngiltere'de yaşayan ve doğan bir çocuk o şekilde yaşıyor. Fakat ya da işaret diliyle yetişen bir çocuk, annesi babası işitme engeli olan bir çocuk da o kültürle yetişiyor ve o şekilde davranıyor ve o şekilde konuşuyor. Ama işitme engelli bir çocuk anne babasını tam duyamadığı zaman, anne babası eğer konuşan ve işten ve konuşan biri ise, bu sefer kendi yapısını kendisi oluşturmaya başlıyor. Home sign denilen bir ev işaretlerinden bir olay var. Yani ne senden ne benden gibi bir ara form oluşuyor. Yani anne çocuğu anlamak için su işaretini bilmiyor, suyu gösteriyor, bu diyor ya da bardak gösteriyor, çocuk anlıyor. Çocuk biraz uyduruyor, anne biraz uyduruyor. Uydurmaca bir işaret oluyor. Bu home sign denilen ev işareti. Bu işaret dili dışarıdaki işaret diliyle aynı değil. Ve bu yapı oluşan bu form işitme engellinin dışarıdaki hayatını kolaylaştırmıyor. Sadece evde kalan bir hayat ve sınırlı bir dünya oluşturuyor. Yani şöyle söyleyelim. İnsanın dışarıya açılan penceresi dildir. Sadece sözlü dilden bahsetmiyorum. Yani insanın penceresi göz değildir. İnsanın penceresi iletişimdir. Ya dışarı açılan penceresi iletişimdir. Ve bu iletişimi de sağlayan dildir. Peki bu dilin başlıcası nedir? Sözel konuşma dilidir. İster sözel dille konuşsun, ister işaret dille konuşsun. Bir şekilde birey dışarıyla iletişim kurmak zorunda. Eğer iletişimi kuramadığı zaman sınırlı dünyada kapalı kalacaktır. Dolayısıyla işitme engellerin dünyalarının sınırlı olması nedeni dil yapılarının zayıf olması ya da toplumla onları entegre edecek bir dilin oluşmamasıdır. Şu da olabilir. Eğer anne baba çok iyi işaret dili biliyorsa, çocuk da çok iyi işaret dili öğrenmişse, yine 10 numara bir çocuk yetiştirebilirsiniz. Ve sizi çok iyi anlayan, toplumu çok iyi anlayan bir çocuk yetiştirebilirsiniz. Yani şey gibi düşünün. İngiltere'de bir Türk ailesi gibi olursunuz. Yani İngiliz kültürünü size Türk aileniz öğretir. Ya da Almanya'da bir Türk gibi de olabilir. Ama sonuçta bir dili edinmeniz gerekiyor. Şimdi maalesef işitme engeller az önce sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi annesi işitme işaretleri bilmiyor. Kendisi sözel dili öğrenememiş. Birazcık ufak tefek sesleri biliyor. Biraz tek tük kelimeler öğreniyor. Tek tük işaret öğreniyor. Tabii bunlar dünyayı anlamlandırması için, yorumlaması için yeterli olmuyor. Bu sefer kendi yorumunu kendi algılarıyla yapmaya başlıyor. Sınırlı bir dünyada yaşıyor. Dolayısıyla işitme engellerin bilgi seviyesinin düşük olmasının nedeni de bundan kaynaklanıyor. Yani esasında işaret dilini hani sadece ailelerin değil de yani siz konuştuğunuzda bizim de öğrenmemiz ne kadar faydalı olduğunu düşündüm. Yani diyelim ki Çin'deyiz ya da Japonya'dayız. Çince bilmiyoruz, Japonca bilmiyoruz. Hani kendimizi nasıl ifade etmemiz lazım? Böyle bir beden diliyle evet, yani esasında körler ülkesinde gören insan olmak gibi hani benzetme. Yani yabancı bir ülkede de tek ifade edebileceğimiz alan işaret dili. Yani vücudumuzla anlatabileceğimiz şeyler. Bu bağlamda herkesin işaret dilini öğrenmiş olması da
Böyle yeni bir dil, İngilizce gibi farklı bir dil öğrenmiş gibi bir dil öğrenmek oluyor, değil mi hocam? Ya şöyle, evet. Şimdi bunda farklı yaklaşımlar var. Kimisi, yani sözel dili savunanlar şunu diyor. Çoğunluk sözel dili konuştuğuna göre işitme engelliler işaret dili öğrensin diyor. İşitme engelli olan bir toplum, sağır kültürü dediğimiz, işte deaf culture'ı savunan işitme engelliler ise hayır diyor. Bizim bir dilimiz var zaten. Siz işaret dili öğrenin diyor. Şimdi işaret dili öğrenmenin şöyle bir artısı oluyor. Ya ben seni önemsiyorum. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Senin için fedakarlık yapıyorum. Yani ben işaret dili öğreniyorum. Dediğimiz zaman ortak noktada buluşma şansımız var. Yani ben bu ayrıma girmek istemiyorum. İşaret dili, sözel dil önemli değil. Önemli olan kaliteli bir eğitim vermek. Eğer siz işaret diliyle de iyi bir çocuk yetiştirirseniz, iyi bir eğitim verirseniz tıp doktoru yetiştirebilirsiniz. Yani Amerika'da bunun örnekleri var. Örneğin Gallaudet Üniversitesi'nde çok iyi düzeyde işitme engelliler işaret diliyle eğitim alıyorlar. İyi üniversite eğitimi alıyorlar ve üniversite eğitiminden sonra da çok iyi yerlerde görev alıyorlar. Yani bunun için de rektörler de dahil. İşte sesleri görmek bende de vardı biraz önce, kitaplığımda var. Bulabilirsem göstereyim size. Neyse şimdi aramayayım. Sesleri görmek diye bir kitap var. Yani orada işitme engellerin çok iyi noktalarda olduğunu görüyoruz. Bizde niye işitme engeller iyi noktada değil? Biz şimdi biraz ondan biraz bundan gibi yapmışız. Yani sözel dili savunuyoruz ama sözel dilin gereklerini yerine getirememişiz. Yani erken dönemde işaret dilini konuşma eğitimini veremedik. Sonra işaret dilleri popüler oldu. Bu sefer işaret dili öğretelim dedik. Biraz onu yani şöyle biraz İtalyanca, biraz İngilizce, biraz Fransızca öğrendiğiniz zaman yabancı dil öğrenmiş olmuyorsunuz. Bir dili öğrenmek için tam öğrenmek gerekiyor. Yani bir dili öğrenmek için o dili konuşabiliyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla sözel dili savunuyorsak, ki bence savunmak da gerekiyor. Çünkü bu bir nimet, bu bir yani sizde var olan bir potansiyel. Çünkü dünyaya gelmiş, kulak da aslında yani mutlak sağlık da pek yoktur. Yani işitme engellerin birçoğunda da belli düzeyde işitme kalıntısı vardır. Ya da kırıntısı mı diyeceksiniz? Normalde literatürde kalıntı deniyor. Dolayısıyla işitme cihazlarını da bu üzerine bindirip konuşma eğitimi verebiliyorsanız bu hizmetten niye yararlanacaksınız? Ha, yetişkin hale gelirsiniz, işaret dili konuşursunuz, konuşmayı bırakırsınız ayrı mesele, ama şimdi o dönemi kaçırdığınız zaman, yani çocuğunuza deseniz ki ya ben sana konuşma eğitimi vermeyeyim dediğiniz zaman fırsat kaçmış olabiliyor. Çünkü dil ne zaman öğreniliyor? Erken dönemde öğreniliyor. Dil daha doğrusu erken dönemde ediniliyor, daha sonra öğreniliyor. Yani şöyle örnek vereyim. İngiltere'de yaşıyorsunuz. Toplum İngilizce konuştuğu için İngilizcenizi biliyorsunuz. Aileniz Türk olduğu için Türkçe'yi biliyorsunuz. İşte doğulusunuz, Kürtçe'yi de biliyorsunuz. Ne bileyim, komşunuz var, İtalyanca öğretmiş, İtalyanca'yı biliyorsunuz. Dadınız var, Rusça'yı öğrenmişsiniz. Beş tane dili akıcı olarak duyuyorsanız, beş tane dili öğrenebilirsiniz. Edinebilirsiniz daha doğrusu. Ama 15 yaşına geldiniz, ben beş tane dil öğreneceğim dediğiniz zaman size kısacası 15 yıl gerekiyor ya da 10 yıl gerekiyor. Biraz da yeteneğinize ve çalışmanıza bağlı. Yani ondan sonra öğrenmek için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ama erken döneme geldiğiniz zaman, yani çocukluğumuzu düşünelim. Biz bir eğitim almadık. Oynayarak, eğlenerek dil edindik. Yani yaratılışımızda var olan bir şey vardı, özellik vardı. Ama bu özelliği kaçırma durumumuz olduğu için dili edinme döneminde, yani özellikle 0-3 yaşında yoğun eğitim almak gerekiyor. Peki Evet. Biz buyur. burada işitme grubu, işitme dilini öğrenmesi gerekmiyor, değil mi hocam? Demiş. Böyle bir soru var. Yani tüm işitme engeller grubu işaret dilini öğrenmesi gerekiyor mu? Herhalde Evet. böyle. Ya ben bunu ifade etmeye çalıştım aslında da. Bu biraz yaklaşımlarla ilgili. Bana sorarsanız ben aldığım eğitim dolayısıyla ben konuşma eğitimi alsın demek zorundayım derim yani. Ama konuşma eğitimini alan bir çocuğa da işaret dilini de öğrensin de derim. Niye derim? Yani şimdi şöyle, Türkiye'de doğan bir çocuk düşünün, bizim için örnek vereyim. Ana dilimiz Türkçe değil mi? Çok iyi Türkçe konuşalım. Yani ana dili de İngilizce eğitimi almayalım. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe düşünmek zorundayız ve kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Ancak
iyi de İngilizce öğrenelim. Yani aslında doğrusu, bu benim tabii kendi kanaatim, doğrusu sözel dille beraber işaret dili mümkünse beraber öğretmek gerekiyor. Yani mesela işitme engelli arkadaşlarımız, işaret dili savunanlar sözel dile tamamen karşılar ama az önce de söyledim ya, bu treni kaçırma durumu var. Dolayısıyla beş dili, yani beynimiz beş dili öğrenebilir. Bu potansiyel insanda var. Niye o zaman hem işaret dili ve hem sözel dil öğrenmeyelim, yani hem konuşma dili öğrenmeyelim? Çünkü bunların artıları var. Nasıl artıları var? İşaret dili görsel bir dil. Yani kinestetik bir dil. Konuşma dili sözel bir dil. Şeyi düşünelim. Tabii bu bir kuramsal bir ifade olacak. Gartner, çoklu zekanın iddiacısı olan, kuramcısı olan Gartner'ı düşünelim. Gartner diyor ki çoklu zekadan bahsediyor. Yani farklı zeka türlerinden bahsediyor. Şimdi ne kadar çok zeka türüyle eğitim alırsanız diyor, daha fazla eğitilmiş olursunuz ve kişinin yetenekleri daha çok gelişir diyor. Yani hem kinestetik bir zekayı kullanalım, hem müzik zekasını kullanalım, hem matematik zekayı kullanalım diyor. Şimdi ben de şöyle bir iddiam var. İşaret dili kinestetik bir dil. Yani görsel bir dil. Bu dili kullanırsak sözel dile de katkı sağlayacaktır. Farklı öğrenmelere de kapı açacaktır. Sözel dili öğrenirsek yine farklı kapılar açacaktır. Hani bir söz var ya, bir dil bir insan ya da bir lisan, şey bir insan, şey bir dil bir insan, iki dil iki insan. Yani lisan öğrendikçe sizin dünyanız büyüyor. Dolayısıyla hangi dili öğrendiğiniz önemli değil. Sözel dil, işaret dili, sözel dil, İngiliz işaret dili, Türk işaret dili, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Türk işaret dili, Amerikan işaret dili. Yani din literatürünüze ne kadar çok dil girdisi olursa aslında o kadar çok pencereniz açılmış oluyor. Yani teorik olarak bunu söyleyebiliriz. Yani işaret diline direkt karşı olmak da doğru değil. Öte yandan sözel dilden de vazgeçmek de çok sağlıklı değil. Dünyadaki bütün işaret dilleri aynı mı hocam? Aynı değil. Dünyadaki nasıl diller aynı değilse işaret dilleri de aynı değil. Yani biz kendi dilimize, yani literatür karşılığı da budur zaten, Türk işaret dili diyoruz. Amerikan işaret dili, işte Amerikan ASL diye kısaltılması geçiyor. Amerikan Sign Language, Amerikan işaret dili, İngiliz işaret dili, Fransız işaret dili gibi. Yani diller farklı. Ama şunu söyleyeyim, bir İngiliz ve bir Türk mü daha kolay anlaşır? Ya da bir işitme engelli Türk mü, bir işitme engelli İngiliz mi diye anlaşır diye sorarsam, bunun cevabını anlarsınız, tahmin edersiniz. Tabii ki işitme engeller anlaşırlar. Çünkü işaret dilinin ipuçları çok fazla. Yani böyle bir şey dediğimiz zaman bunu işitmekle ilgili olduğunu ya da böyle bir şey yaptığım zaman bunu işitmekle ilgili bir şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ya da böyle yapmışsam bunun bir baş ağrısı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yani işaret dillerinin içerisinde çok fazla ipuçları var. Yani bizim normalde kullandığımız jest ve mimikler gibi düşünebilirsiniz. Yani Ama ufaklardaki bu gönderi var şu değil tabii. İşaret dilleri jest ve mimiklerden oluşan uydurmaca diye geçiyordu tabiri caizse. Eskiden bize öyle söyleniyordu. Hayır, işaret dilleri grameri olan eksiksiz dil yapılarıdır. Avrupa Birliği içerisinde de birçok ülke tarafından da işaret dilleri resmi dil olarak da kabul ediliyor. Yani bizim şey bir bizde öyle bir şey yok ama biz de şu anda yasal olarak aslında işaret dillerini kabul ediyoruz. Yönetmeliklerimiz var. Yani Türk işaret dili diye bir dilimiz var. Bu dil Türkçe olduğu, yani Türkçe'de olduğu gibi ya da İngilizce'de olduğu gibi kendi içerisinde grameri yapısı olan eksiksiz bir dil yapısı, dildir. Yani bunu da böyle ifade ederim. Yani jest ve mimiklerden oluşan uydurmaca bir şey değildir. Yani Türkiye'de de resmi dil olarak kabul edilebilir Türkçe işaret dili. Ya edilebilir ama bizim anayasamızda şöyle bir husus var, biliyorsunuz Türkçeden başka dil konuşulmaz diye. Tabii bu konular o zaman düşünülerek hazırlanmış bir anayasa değil tabii ki de. Anayasamız biliyorsunuz sert bir anayasa. Dolayısıyla değişiklik yapılabilir mi bilmiyorum ya da anayasayı değiştirmek gerekir mi bilemiyorum ama politikalar olarak, hükümet politikalarına baktığımız zaman işaret diline, yani Türk işaret diline bir karşı olmama durumu olduğunu söyleyebiliriz. Yani günümüzde çok güzel çalışmalar var. Özellikle Aile Bakanlığı, yine Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel çalışmalar yürütüyor.
Bir saniye bir çay aldım. Evet. Şeyi atladık da. Arada kaldı oradan. Şimdi erken dönemde anneciden bahsetmiştim. Yani ne yapmak gerekiyor demiştik de bu önemli olduğunu düşünüyorum. Konuşalım mı bunun üzerine birazcık? Ya şimdi şöyle bir durum var. Aslında bir çocuk işitme engelli olsun ya da olmasın dili şöyle öğreniyor. Nasıl öğreniyor? Doğal ortamında öğreniyor. Yani ablası varsa ona bir şey istiyor, ona bir şey veriyor. Babası bir şey alıyor, bir şey veriyor. Çocuk gözlemliyor, sesleri taklit ediyor. Ve bir süre sonra çabalıyor ve telaffuzda hatalar yapıyor. Ve en sonunda da çocuk çatapata mesela telegrafik konuşuyor. Ayakkabı ayak bağı diyor. Telefona tefelon diyebilir. Sepete tepes diyebilir. Yani değişiklikler yapıyor. Bazen R'leri söylemiyor. Bazen akıcı ifade edemiyor. Ama aileler bunu gülüp geçiyorlar. Hoş görüyorlar. Ve bir sonra da konuşmaya başlıyor. Şimdi işitme engelli ya da konuşma eğitimi böyle verilebilir teorik olarak. Nasıl yani? Mümkün oldukça ses girdisi, konuda konuşma girdisi sağlamak gerekiyor. Şimdi işitme engelli ailelerde en büyük hata şu oluyor. Bu çocuk nasıl olsa konuşamıyor deyip aileyle çocukla olan iletişimi kesme durumları söz konusu oluyor. Yani anneler ne yapıyorlar çocuklarıyla? Oyun oynuyorlar değil mi? Mesela hangi oyun oynuyorlar? Şu oyunu oynuyorlar. C diye bir oyun oynuyorlar. İşte anne kayboluyor, gözünü kapatıyor, sonra C diye bir ortaya çıkıyor. Mesela bu oyun işitme engelli de oynanabilir. Ya da baba geliyor, zile basıyor. Anne şunu yapması lazım. Aa, duydun mu zil sesi, zil çaldı. Şimdi çocuk duymayacak. Niye duymayacak? Şimdi duymakla ilgili şöyle bir husus da var. Odaklanırsanız duyarsınız. Yani bazen siz işten kişi olmanıza rağmen gürültülü bir ortamda size biri seslenir duymazsınız. Yani duymakla ilgili olan husus da aslında odaklanma da vardır. Yani kulağın, hani şöyle bir tabir var ya, doğru bir tabirdir bu. İşine geleni duymak gibi bir şey vardır. Yani duymanız için algılarınızı oraya vermeniz gerekir. Ya da sesleri maskeleyebilirsiniz. Yani kalabalık bir ortamda birine odaklanıp arkadaki sesleri ikinci plana atabilirsiniz. Yani çok yüksek bir ses gelmemişse o farkında bile olmayabilirsiniz. Dolayısıyla baba geldiğinde zile bastığında mesela benim abilerim, yengelerimin evlerinde zile bastığınız zaman lamba yanıp sönüyor. Bu şekilde anlıyorlar. Yani bu şekilde desteklenebilir mi bu da? Hani tam güzel, çok güzel bir örnek verdin. Mesela şu yapılabilir. Çocuk diyelim ki sesi duyuyordur. Zil sesini, yani işitme cihazıyla neredeyse işitme engelli çocukların hepsini duyabileceğini tahmin ediyorum. Sesi biraz yükseltilebilir. Böyle klasik ziller var. Onlar daha iyi duyuluyor. Ve sizin dediğiniz gibi zil ışık koyarsınız. Bir süre sonra çocuk zil sesinin var olduğunu öğrenir ve aslında bunun dışarıdan içeriye ben geldim haberinin vermek olduğunu da öğrenir. Daha sonra odaklanmayı öğrenir. Mesela akşam baba ne zaman geliyordur genelde işten? 5'te geliyordur. 5.30'da zile basıyordur. Çocuk beklemeye başlar. Doğal olarak der ki baba gelecek mi diye sormaya başlar. Gözlemlemeye başlar. Lambaya bakar. Ama bence şunu yapmak daha güzel olabilir. Çocuk çünkü sesi duyduğunu biliyoruz ya biz. Lambayı da bir süre sonra kaldırırız. Sese odaklanır. Çünkü sesleri bir kere işitme engelli çocuğun önce sesleri fark etmesi lazım. Bakın biz aslında bir eğitim yaptık. Sesleri fark etmesini sağladık. Sonra sesleri ayırt etmeye başlayacak. Yani zil sesi, kuş sesi, koyun sesi, işte oyuncak sesi, anne sesi, baba sesi. Sonra da bu sesleri taklit etmek, sonra da bunları sözcük olarak, yani seslerden öte kelimeleri ifade edebilecek taklitler yapmasını sağlamak. Daha sonra da akıcı olarak sözcük ifade etmek, cümle ifade etmek, basit sözcüklere başlayarak tabii ifade etmesini sağlamamız gerekiyor. Ama işitme engellilerde bu çalışmalar yapılmıyor. Yani çocuk zil sesini duymuyor, odaklanmıyor, böyle bir belirtinin var olduğu belirtilmiyor. Mesela anneler şunu yapmıyorlar. Anne evde ne yapıyor? Bulaşık yıkıyor değil mi? Ya da yemek hazırlıyor. Gel evladım, hadi beraber hazırlayalım. Hadi bakalım tabağı bana ver. Çocuk
dil geri sola bir cümleyi duymalı. Hadi tabağı bulaşık makinesine koyalım. Hadi tabağı yıkayalım. Hadi tabağı salata koyalım. Hadi tabağın içindeki kaşıkları alalım. Bakın kaç defa tabak geçti? 5 kere geçti. Biz bir su sesini öğrenmemiz için bile günde 50 kere 100 kere duyuyoruz değil mi? Günlük hayatta bunları kullanıyoruz. Şimdi dili edinmek için de çok kez tekrarlar lazım. Ama işitme engelli öğrenciler bundan maalesef mahrum kalıyorlar. Şimdi bir çocuğa su öğretmek istiyorsanız, adını öğretmek istiyorsanız sürekli kullanmanız gerekiyor. Çocuğun adı Ayşe. Ayşe, hadi gel seninle oyuncaklar oynayalım. Mesela benim elimde Lego var. Hadi Legoları çıkartalım. Bak bu Lego nasıl renk, nasıl Lego, küçük Lego. Bu nasıl bir Lego? Sarı Lego, bu pembe Lego. Hadi Legoları üste koyalım. Bir sen koy, bir ben koyayım. Hadi şimdi hangisini koyuyoruz? Şimdi maviyi koyuyoruz. Şimdi pembeyi taktık. Şimdi sarıyı taktık. Mesela oyunlar kurgulayabiliriz. Bu oyunları kurgularken oyuncakların büyüklüklerini, küçüklüklerini, renklerini takmayı, çıkartmayı, koymayı, almayı, vermeyi konuşmak gerekiyor. Ama aileler bunu yapmıyorlar. Nasıl olsa bu çocuk bunu... Şimdi diyelim ki yani aile, yani çocuk hiçbir şekilde konuşmuyor, hiçbir şekilde duymuyor. Yani evet. Siz bunu dudaklarınızdan mı okuması, yani öyle mi anlaması gerekiyor? Evet, şimdi şunu ifade edelim. Hiç duymayan çocuk neredeyse yoktur diye teorik olarak söyleyebiliriz. Ve bu çocuğun işitme cihazı taktığını da düşündüğümüz zaman, işitme cihazı taktığını kabul edersek ve aile eğitimi de aldığını düşünürsek aslında çocuk kısmen duyuyordur. Hatta büyük ölçüde duyabilir. Bunları yani işitme cihazı takıldığında yani bütün işitme engelli çocuklar duyabilir. Büyük oranda duyacaktır ama bu duymak yetmeyecektir. Az önce örneğini verdiğim aile içerisinde eğitimler yapmak gerekiyor. Yani duymak bir şey yetmez, üzerine koymak gerekiyor. Yani çocuk şunu, işitme cihazı taktınız ve çocukla ilgilenmediniz. O cihazın hiçbir anlamı olmaz. İsterseniz en iyi cihazı takın, isterseniz koklar implant takın. Çocuğa ortamda bir ses olduğunu hissettirmek gerekiyor. Bu seslerin bir mesaj olduğunu anlatmak gerekiyor, hissettirmek gerekiyor. Bu sesleri anlamı olduğunu, taklit etmek gerektiğini ve kullanmak gerektiğini öğretmek gerekiyor. Şimdi siz mesela çocuğa konuşuyorsunuz ve çocuk hiç cihazı yok, hiç konuşmayan bir çocuk. Siz sürekli çocuğa konuştuğunuz zaman çocuk şunu anlayacak. Ya annem babam bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Demek ki söyledikleri benim için bir mesaj. Çocuk bunu anlayacaktır. O zaman ne diyor acaba diye size kafa yoracaktır. Ama siz konuşmazsanız o da sizinle sözel anlamda bir iletişime geçmek için çaba içerisinde bulunmayacaktır. Şimdi sesin var olduğunu anladı. Tabii neyi öğreteceğiz? Ortamda olan kolay sözcükleri tercih etmek gerekiyor. Kolay sözcükler nedir? Annedir, babadır, çocuğun adıdır. Mesela çok basit eylemler, fiiller var. Gel, git, al, ver. Bunlar da öğretilebilir. İşte oyun oynamak. Kreşleri yok mu bu okulların? Hani aynı anaokulları gibi, böyle gündüz bakım evleri gibi. Yani bu tip yerler var mı Türkiye'de? Yani şimdi, ailelerden mi öğrenmesi daha şey, yoksa gündüz bakım evlerinde böyle yerlerden öğrenmesi daha faydalı? Daha hızlı öğrenir. Ya şimdi bizde sıkıntı şurada kaynaklanıyor. Biz biraz önce de ifade etmiştim. Tanımlamada sıkıntımız yok. Cihazlandırmada da sıkıntımız yok. Devlet de destekliyor belli bir miktar. 3 aşağı 5 yukarı sivil toplum kuruluşları üzerine eklemeler yapıp aileler cihaz takıyorlar. Ancak burada şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi bizim milli eğitimde eğitim okul öncesiyle başlıyor. Yani ilkokuldan önce de başlıyor. Hadi bu çocuk işitme engelli olduğunu düşünürsek, daha erken aldığımızı da düşünürsek kritik dönemde, erken çocuklukta bir eğitim sistemi bizde maalesef kurgulanmadı. Zaman zaman milli eğitim okula açtı. Mesela İstanbul'da Göztepe'de işitme engelliler erken çocukluk okulu açtı. Sonra burayı başka bir okula dönüştürdü. Şu anda orası zihinsel engelliler okula dönüştü. İşitme engelliler için temel olan okuldu burası. Bizim Göztepe'de işitme engelliler okulumuz vardı. Hemen yanında
eski bir köşk vardı. Bu okul o amaçla açılmıştı. Yani revize edilmişti. Yani onarıldı vesaire. Birkaç sene eğitim verdi, kapandı. İzmir'de yine böyle bir okul açıldı. Ama her yerde böyle bir okulu yok. Şimdi Anadolu'nun her yerinde, köylerde, ilçelerde işitme engelli aileler var. Her yere okul açmak da ne kadar, yani kreş açmak ne kadar mümkün. Bu da tartışılması gereken bir konu. Bir de işitme engellilerin oranı zihinsel engeller gibi ya da diğer engel gruplarının olduğu gibi çok yaygın değil. Dolayısıyla maalesef böyle bir sıkıntımız var. Yani bizim sıkıntımız bu kritik dönemde çocuklara eğitim verememek. Ama ben üzerine durduğum konular şu. Hani balık tutması öğretmek gerekiyor. Yani iyi bir aile eğitimi verirsek aslında bu çocuk zaten ailenin içinde yetişiyor ya. Aile eğitimini verirsek aslında büyük oranda sorunu da çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Şimdi çocuk doğar doğmaz işitme engelli olduğu anlaşıldı diyelim ve işitme cihazı takıldı. Aile eğitiminin alınması lazım ailenin. Yani konuşma eğitimi nasıl verilebilir? Materyallerle nasıl çalışılır? Oyunlar nasıl oynanacak? İşitme cihazları nasıl kontrol yapılacak? İşitme cihazları pili nasıl biter? Bittiği zaman ne yapmak gerekiyor? Tamiri var mıdır? Mesela işitme engelli çocuğun cihazı bitiyor ama ailenin haberi bile yok. İşitme cihazı bozulmuş, haberi bile yok. Banyo yapmış, çocuk cihazı banyoyla cihazla beraber yapılmış, su kaçmış, bozulmamış ama kalitesi düşmüş, farkında değil. Cızır cızır ötüyor ya da dıt diye işitme cihazı ötüyor, farkında değil. Ve işitme kalitesi yok cihazda, farkında değil. Dolayısıyla hem teknik konularda hem az önce örneklerini vermeye çalıştım, hızlıca üzerine durdum ki yani zaman olarak daha fazla ifade edeyim diye. Örneklerini vermeye çalıştım, örneklerde olduğu gibi oyunlar oynamak gerekiyor. Şimdi doğal ortamlarda anneler oyun oynuyorlar. Yani hangi ortamda olursan, Anadolu'nun neresine gidersen git, hatta köylerde çok daha başarılılar anneler. Niye başarılılar? Şimdi çocuk, kalabalık aileler düşünün. Hatta köyleri düşünelim. Bakın çok güzel bir örnek vereyim size. Şimdi çocuk doğar doğmaz teyzelerle karşılaşıyor, dedelerle karşılaşıyor, ablalarla karşılaşıyor değil mi? O kadar çok dil girdisine maruz kalıyor ki farklı farklı sesler görüyor, farklı farklı örnekler karşılaşıyor. Sonra köyünden mesela 3 yaşında bir çocuk çıkıyor, kapıyı açıyor, dedesine gidiyor, komşusuna gidiyor, komşunun çocuğuyla oynuyor. Ama günümüzde çekirdek aileler var. Yani çocuk, kardeşi olmayan anneler, çocuklar var. Anne ve baba. Ben böyle aileler biliyorum. Baba işe gidiyor, anne işe gidiyor. Çocuk bakıcıyla karşı karşıya kalıyor. Sadece bakıcının sesine maruz kalıyor. Şimdi ne kadar farklı ses ve ne kadar çok dil girdisine maruz kalırsa o kadar iyi. O yüzden aslında bazen köyler, kalabalık aileler işitme engelleri için ya da normal bireylerde dil gelişimi için iyidir. Mesela doğudaki çocuklar daha avantajlı. Hem bir Kürtçe öğreniyor hem bir Türkçe öğreniyor. Çok fazla kardeş var. O yüzden çok farklı dil girdileri alıyorlar. Yani farklı yaşlarda. Ve ablalar onlarla oyun oynuyorlar. Dil nerede öğrenilir? Dil oyunlarda öğrenilir. Eğer çocukla oyun oynanmasa maalesef dil yeterli kadar öğrenilmez. Yani çocukla, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Dil eğitimi diye bir şey olmaz. Dil oynanılır. Oynanılarak öğrenilir. Yani anneci diye bir tabirden bahsetmiştim ya. Anne çocukla oyun oynayacak. Ablaları, kardeşleri çocukla oyun oynayacaklar. Eğlenceli ortamlarda oyunlar kurgulanacak. Anneye de nasıl oyun kurgulanacağı, oyunların içerisinde çaktırmadan o dil sözcükleri nasıl serpiştireceği öğretilmesi lazım. Ama anneler, az önce de ifade etmeye çalışmıştım, öyle bir kaygıya kapılıyorlar ki o panik içerisinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve o kritik dönem 2-3 yaş maalesef ortadan kaçabiliyor. Bunu eğitim aileler de yapamayabiliyor. Yani o dönemlerde işitme engelli o çocuğunun işitme engelli olduğunu öğrendiği zaman çalışan bir anne ise yapması gereken en doğrusu aslında her şeyle çocukla ilgilenebiliyor olması gerekiyor. Bu mümkün değilse ben mesela şunu söylüyorum. Baba ve anne birer saat en azından vakit ayırsınlar. Baba fedakarlık yapsın çünkü o dönem çok önemli. Bir şekilde bir saat dolu dolu vakit geçirsin. Görsel kitaplar var, oyuncaklar var. Kurgulasınlar, beraber oyun kurgulasınlar ve oyun oynasınlar. Oyunun içerisinde işitme cihazı takılı olacak tabii.
Sözcükleri serpiştirsinler, hiçbir şey yapamıyorlarsa bunu yapsınlar. Yani şunu ifade edeyim, işitmeye cihazı açıksa, seslere biraz dikkat çekiyorlarsa, bol bol oyun kurguluyorlarsa aslında ne olabilir? Çocuklarına aslında yardımcı olabiliyorlardır. Yani yardımcı olunabilir. Ama iyi oyun kurgulamak gerekiyor. Onu ifade yani işitme engelli ailelerde çocuklarına işaret dilini öğretebilmeleri esasında çocuklarının tamamen hayatta bağ kurmasına sebebiyet veriyor. Yani işitme evet. dili öğretmesi o kadar hayati bir önem arz ediyor. Yani gelecekte de evliliği açısında da bu çok önem arz ediyor. Mesela benim abim işitme engelli, yengem de işitme engelli. Yani denginde bir evlilik yapıyor. İkisi de işaret dilini biliyorlar. Çok rahatlıkla anlaşıyorlar. Yani ailenin çocuğa işaret dili öğretilmesiyle ilgili çocuğu gerekli eğitim kurumlarına göndermesi çok hayati önem taşıyor. İşaret dilini öğrenmesi, hayata tutunması için çok hayati bir önem taşıyor. Yani bu konuda hani şöyle bir soru sorayım. İşitme engelliler evliliklerinde de yani işitme engelli bir insan, işitme engelli olmayan bir insanla evlenebilir mi? Yani evet. bu bağlam, yani bunlara nasıl bakıyorsunuz? Ya bu evlenebilir. Sonuçta gönül meselesi. Herkes herkesle evlenebiliyor. Yani biz bir Türk de İngiliz de evlenebiliyor. Ya da bu yaş farkı olabiliyor. Kültürel farklar olabiliyor. Zenginlik, ekonomik farklar olabiliyor. Bunlar ama nadiren... Evet, işaret dilini esasında sohbetimiz içerisinde bu soru da cevaplandı da işaret dilini yani eğer ben biliyorsam işaret dilini hani işitme engelli bir bayanla evlenebilirim. Evet. Ya bu yani, işte normalde evet normalde olan bir şey ama ben şunu net ifade edeyim. İşaret dili kullanan benim tanıdığım birçok insan biliyorum bu şekilde. Benim tanıdığım işitme engelliler işaret dili eğer iyi kullanıyorlarsa kesinlikle işaret dili kullananı tercih ediyorlar. Yani işitme engelliyi tercih ediyorlar. Çok nadiren konuşan kişiyle evlendiklerine şahit oldum. Öte yandan eğer iyi akıcı sözel dili elde etmişlerse bunların da işaret dili konuşan kişilerle evlilikleri çok tercih edilmiyor. Yani burada belirleyici olan kişinin sözel dile sahip olması ya da işaret dili kullanması. Yani genelde işaret dili kullananlar işaret diliyle evleniyorlar. Sözel dili kullananlar da konuşan kişiyle evlilik tercih ediyorlar. Fakat burada şöyle bir sorun da var. Bir arkadaşımız soru sormak istiyor ama ben bu sorudan sonra oraya bakayım. Muammer bir soru sormuş. Ben bu sorumu bir bitireyim de o konuya bakarız. Yani şöyle bir sıkıntı var aslında. Şimdi işaret dili kullanan başka bir evlenmesinde bence hiçbir sorun yok. Çok da güzel oluyor ve çok da uyum oluyor. Çünkü kültür değil, her şey uygun. Hatta bu tarz bildiğim kişiler kendilerini engelli demiyorlar. Biz sağırız diyorlar. Birileri işte konuşuyor, biz de işaret dili kullanıyoruz. Yani işaret dili milliyetçiliği de yapıyorlar. Haklılarıdır ayrı bir mesele ama mutlular. Sorun nerede biliyor musunuz? Sorun şurada. Hani deve kuşuna diyorlar ya, uç. Ben diyor uçamıyorum. Cüssem uygun değil. Yük taşı diyorlar. Yük de taşıyamam. Yani ne kuş ne deve arasında kalma durumu var ya. Şimdi bizim işitme engellilerin böyle bir problemi var. Biz onlara eğitim düzeyinde o kadar çok konuşma eğitimi diye vurgu yapıyoruz ki. Şimdi işte çocuklarımızı düşünelim. LGS'dir, ondan önce matematiktir, ondan önce Türkçedir, kurstur, kreştir. Çocuklarımız, yani işten çocuklarımız bir sürü eğitim alıyorlar. Ve belli bir noktaya geliyorlar. Ama işitme engelliler bu süreç içerisinde sürekli konuşma eğitimiyle yüzleşiyorlar. Ve buna rağmen iyi konuşma eğitimi de alamadıklarını söyleyebilirim Türkiye şartlarında. Ve okul eğitimleri de iyi olmuyor. Artı alsalar bile işte bu duydukları ses nasıl ses demiştim, dijital bir ses. Yani şöyle konuşan birini düşünün. İşte ben okula gidiyorum, derslerim çok iyi. Böyle konuşan çocuklarımız var. Yani yanlış anlaşılmasın, bunu taklit için yapmadım. Örneği kolay olsun diye.
burundan konuşan gibi öğrencilerimiz var. Yarım yamalak konuşan öğrencilerimiz var. Şimdi yarım bir dil edindiğiniz zaman işten kişilerle evliliğinizi zorlaştırıyor bu. Çünkü konuşan kişilerin kültürünü tam hakim olamıyorsunuz. Ya da konuşan kişiler, yani sözel dili akıcı bilen kişiler sizi tercih etmeyebiliyorlar. İşaret dili bilmediğiniz için de işitme engeller de sizi tercih etmeyebiliyor. Arada kalabiliyorsunuz. O zaman tavsiyem nedir? Tabii Eylül danışmanı değilim ama tavsiyem şu olabilir. Benim şahsi kanaatim, sosyalleşmeyi önemsiyorsanız o kültürü öğrenmeniz gerekiyor. Yani evet. İşaret dili bilmeniz gerekiyor. Ya ben çocuğunuz, bu çocuk bunu düşünemez ama işitme engelli çocuk için, aile için biz, çocuk için biz karar veren aile olarak, ebeveyn olarak düşünelim. Çocuğum, ben işitme engeller dünyasına sokmayacağım, akıcı konuşsun, ben bunu hakim savcı yapacağım, planım bu gibi bir planınız varsa evet bunu yapabilirsiniz. Konuşma eğitimi verebilirsiniz. Konuşan bir çocuk olabilir. Ama onu zor bir hayat bekliyor. Yani bunu da söyleyeyim yani. Hatta şöyle de bilirim, iddialı bir şey de söyleyebilirim. Kariyer mi, mutluluk mu diye bir ayrım bile olabilir yani. Yani benim gördüğüm işaret dili konuşanlar çok mutlular. Ama sözel dili konuşan kişilere karşılaştığım zaman hayat zorlukları devam ediyor. Yani iyi bir kariyer elde etmelerine rağmen zorlukları devam ediyor. Ben de çeşitli sivil toplum kuruluşlarına çalışıyorum. Yine işitme engellerle ilgili de bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Bunların içerisinde üniversite eğitimi almış kişiler var. Bunlar üniversite eğitimi alıyorlar, bitmiyor mücadeleleri. Yani işitme engelleri zor bir mücadele bekliyor. Ama yalnız değiller, onu da söyleyelim. Yalnız değiller. İşitme engellileri seviyoruz. Sonuna kadar destekleyeceğim. Öyle olduğunu söyleyebilirim. İşitme engellilerin evliliklerinde çocukları da, yani iki işitme engelli insanın evliliğinde çocukları da işitme engelli mi oluyor diye genelde sorular oluyor. Benim iki tane abim var. İkisi de yengelerim de işitme engelli. Evet. Ama çocukları maşallah bülbül. Yani hepsi okullarında böyle birinci bu bağlamda. Yani burada yani bu çocukların da işitme engelli oluyor olması diye bir şey yok olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendi hayat hikayemizden örnek vererek. Şimdi aslında neden işitme engelli olduğuna bakmak lazım. Genetik, işitme engelli genetik de olabiliyor. Yani genetik faktörlere de bağlı. Ya da hastalık veya kazalar sonucu da işitme engellilik olabiliyor. Bakarsınız bu pandemi olayı, şimdi bilmiyoruz ama belki ilerleyen süreçlerde başka engel gruplarına neden olabilir. Ya da işte günümüzde yeni yeni engel gruplarıyla karşılaşıyoruz. Yani dediğiniz bilim adamları, yani bu pandemi sürecinin yani dünyanın %20'sinde kalıcı engeller oluşturacağına evet. Yani bu açıklamalar oldu. Yani dünyanın bir %20'sinde hasar bırakarak gideceğini söylüyor. Yani inşallah manevi olmaz, hani kötümser bakmayalım neticede ama hani böyle belirtiler olduğu zaman da uyanık olalım. Hani bunları bile, hani bu pandemi rahatsızlığını yaşayan insanların da kendilerinde bir değişiklik olup olmadıklarını iyi gözlemlemesi, iyi analiz etmesi. Burada da erken müdahale önemli. Tabii. Değil mi hocam? Tabii. Ya şöyle, az önceki soruya cevap yarım kaldı da şöyle dönecek olursak, benim bildiğim aileler var. Yani öğrencilerim oldu. Bunun dayısı, amcası, annesi, babası işitme engelli. Hatta o kadar çok işitme engelli dedelerinde de var. Hatta nüfusta soyadları sağır olan ya da dilsiz olan kişiler var benim bildiğim. Yani niye olmuş biliyor musun? Yani eski ilk nüfusta soyad verilirken genelde şöyle de bakılmış ya, kişinin bireysel özellikleri. Bakmışlar ki kişi konuşamıyor. Ya senin soyadın dilsiz olsun demişler. Yani şu anda dilsiz, sağır ve dilsiz kullanmıyoruz da. Dilsiz demişler ya da sağır demişler. Benim öyle tanıdıklarım oldu. Yani böyle genetik olanlar var. Dediğim gibi hastalık sonucu olanlar da var. İki boyutta da var. Hatta bir örnek daha vereyim. Geçen sene karşılaştım. İşitme engelli, yine genetik bir işitme engelli aile tanıyorum.
Bu ailenin ablası, hani bu arkadaşın çocuğun ablası, ablasının çocuğu oldu. Yani dayısı bu çocuk. Dedi ki şöyle ifade ediyor. Buna demişler ki ya senin yeğenin işitme engeli mi doğdu? O da demiş ki işitme engeli. Eyvah demiş ya ailenize bir işitme engeli daha geldi. Hayır demiş biz işitme engeli olduğu için pişman değiliz. Tam tersi mutluyuz. Şöyle yapmış. Kan devam ediyor. Kan devam ediyor. Yani kan bağı devam ediyor. Yani işitme engelli bir soy devam etmesi gibi düşünen yani bir Türklük gibi düşünen kişilerin işitme engellilerin sayısı da az değil. Onu da ifade edeyim. Bir cümlede şu az önceki arkadaşımızın sorusuna döneyim. Şimdi konumuz otizm olmadığı için o soruya cevap vermedik ama grubumuzda böyle şeyler var. Mesela Özlem diye bir arkadaşımız var. Mesela o otizm konusunda iyi. Yani başka arkadaşlara uzmanlık alanında iyi olan arkadaşlara topu atalım. Yani otizmle ilgili ben cevap vermeyeyim. Ama Otizm öğretmeniyim. o zaman siz cevap verin. Bu konuyla ilgili yani bu çok bambaşka, çok geniş bir alan. YouTube'da Ali Rıza Soyarsan yazdığınızda bizim otizmle ilgili uzmanlarla yaptığımız bir videomuz var. Eğer ona geniş bir şekilde bakarlarsa yani orada soruların cevabını alırlar. Bir de Muammer Bey'e biz özel olarak bir dönüş yapalım Olur. bu konuyla. Tamam. Başka soru var mı? Yine 20, evet aynı benzer soru sormuş. Dediğim Hocam, gibi evet dinliyorum. yani işitme engellilerin bir de dini anlamda da mesela yani eğitim almalarında işitme engelli belli bir yaşa gelmiş mesela. 20 yaşına gelmiş, 25 yaşına gelmiş. Yani dini gusül abdesti almasını bilmiyor. Yani bu bağlamda yani dini anlamda eksik. Yani dilin yanı sıra şimdi maneviyat da çok önemli. Yani Evet. en azından gusül abdesti alması ya da bunlar çok önem arz eden konular. Gerçi son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı işitme engellilerle ilgili bu bağlamda CD'ler, eğitim şeyleri çıkarttı. Akabinde bugün YouTube'da, sosyal medyada şeyler var, eğitim videolar var. Artık yani günümüz teknolojisi en çok işitme engellilere yaradı diyelim. Yani Doğru. bu alanda. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Ya tabii bu hani şöyle az önce konuşma eğitimi üzerine çok durdum. Bu biraz ailelerin şeyle ilgili birazcık da beklentileriyle ilgili. Şimdi bazı aileler şunu düşünebiliyor. Diyor ki ya benim çocuk işitme engelli çok bu anlamda sorumlu değildir diye bakanlar var. Bazıları da her şeyi öğrensin diye bakanlar var. Tabii bunu ben kimsenin kendi şahsi görüşüne bir şey diyemem. Ancak şunu ifade edeyim. Dini meselelerde işitme engeller telaffuzda çok zorlanıyorlar. İfade etmede çok zorlanıyorlar. Ve bunları ezberlemek ve öğrenmek de çok zorlanıyorlar. Ama onun dışında şekille ilgili öğrenmeler yani ibadetlerin örneğin işte taklitleriyle ilgili olan konularda zorluk yaşadıklarını düşünmüyorum. Ama günümüzde çok iyi eğitimler veriliyor onu söyleyebilirim. Diyanet işleriyle irtibat yani bu şekilde eğitim almak isteyen kişiler Diyanet işleriyle bağlantıya geçerlerse çok iyi eğitimler var. Kendi personellerini yetiştirdiler. Yani bizden daha iyiler. Çünkü şöyle bir konuda sıkıntı da vardı. Bu konuyla ilgili yani işaret eğitimiyle daha kolay veriliyor. Konuşma eğitimiyle daha bence zor bu eğitimleri vermek. Çünkü çok teknik ifadeler var. Yani işaretle bunları daha kolay verirsiniz. Diyanet benim bildiğim bunların sözlüğünü oluşturduğu yani işaret dili sözlüğünü, dini sözlüğünü oluşturduğu yine bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nda kursları da var. Dini terimler tarzında. Yani dini bilgiler diye bir, yanlış hatırlamıyorsam bir kurs modülü var. Kurslar var. Yani güzel çalışmalar var. Ama ben böyle bir eğitim vermedim. Sadece şunu söylüyordum öğrencilerime. Çünkü konuşmada çok zorlandıkları için zaman kaybı gibi oluyordu. Sizin ifade ettiğiniz temel konularda, belli konularda öğretmeler yani işaret diliyle öğretilebilecek temel konular var. Bunları vermeye çalışıyordum ama işin çok teknik boyutuna girmedim ama sanırım teknik boyutu da şu anda öğretilebiliyor. Çünkü şeyden de biliyorum, tanıdığım arkadaşlarım da var.
Bunlar işte hutbelerde tercümanlık yapıyorlar. Çok üst düzey bilgileri de işitme engelliler anlatabiliyorlar. Yani bu konuda çok iyi kendini yetiştirmiş işitme engelliler de var. Ama Yani dediğim gibi... dünyadaki en zor engel grubu işitme engelliler grubu diyebilir miyiz? Yani Ya hani şimdi... herkes görme engelliler olarak bilir ya da farklı engel grupları olarak bilir ama biz konuştukça böyle yani işitme Evet. engellerin gerçekten yani bambaşka işin içerisine biraz da lisan girdiği için, dil girdiği için yani sanki bana böyle en zor engel grupları arasında işitme dili gibi Evet. geldi. Güzel. Ya bu şeyle ilgili bir durum. Yani şunu söyleyeyim. İşitme engellerin işi görme engellerden zor. Hatta görme engellerin işi en bence kolaylardan. Yani herkes görme engelleri daha zor olarak algılar ama görme engellerin işi yani eğitilmesi ve sosyalleşmesi, hayatta kendi hayatlarını bağımsız idame etmeleri görme engellerin daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Bu ilk söylemek istediğim yani ilk konuşmamızın başlarında ifade etmiştik. Bu biraz iletişimle ilgili bir problem aslında. Yani bireylerin iletişimle ilgili hayatlarına zorluklar varsa o sizi toplumla entegrenizi güçleştiriyor. Yani işitme engeller, otizmli bireyler, yine konuşma engelleri, öğrenme güçlüğünde yani öğrenme güçlüğünün konuşmayla ilgili olan boyutları da var. Yani o öğrenme güçlüğü deyince sadece disleksi, diskrafik gibi algılamaması lazım. Konuşma boyutuyla ilgili olan boyutlar da var. Yani bu gruplar daha fazla zorluk yaşıyorlar. İşitme engellerin zorluk yaşaması nedeni de dil edinemedikleri için gerçekten eğitimleri çok zor. Çünkü şu anda toplum işitme engelli dünyasını bilmiyor. Sorun biraz da oradan kaynaklanıyor. Biraz da otizmli bireylerin de eğitim düzeylerinin zor olduğunu söyleyebiliriz ama otizmlerin şöyle bir avantajı da var. Yani şöyle bakıyorsun, yani zihinsel engellere şöyle bakarsınız. Yani bu bireyin düzeyi budur dersiniz. İşte otizmin kayıp düzeyi budur ya da zihinsel engelli bireyin kayıp düzeyi budur. Ve ona göre bir program yaparsınız ve eğitiminizi sürdürürsünüz. Ama işitme engelli de çocuğun zihinsel süreçlerinde herhangi bir sorun olmamasına karşın, algılamasında herhangi bir sorun olmamasına karşın sadece iletişim kuramadığınızdan dolayı iyi bir eğitim verememeniz çok acı bir durum. O yüzden dolayı işitme engellilerin eğitimi zor. Yani hatta bir söz var. Aklıma hep o geliyor da. Yani bu bizim hayatımızda da zor bir şey, iletişim kuramamak. Hani diyor ya Orhan Gencebay'ın şarkısındaydı herhalde. Beni biraz anlasaydın ayrılmazdık diyor. Yani biraz anlasaydın ayrılmazdık. Yani insanlar iletişim kuramıyorlar. 20 yıl evli kalmış birisi diyor ki ya ben bir eşimi hiç anlamamışım diyor. Sen ya da beni anlamamışsın diyor. Dolayısıyla insanlar anlaşılmak istiyorlar. Bu Ve pandemi sürecinde anladık hocam. Hani adam biri diyor ya, ya diyor eşimin diyor çok iyi bir insan olduğunu öğrendim diyor. Bu pandemi diyor. işte ya insanlar anlaşılmak istiyorlar. Maalesef bu dünyada da yani işitme engeller topluluğu ya da sağır topluluğu hangisini tercih ederseniz anlaşılması zor gruplardan. Anlayamamamızın nedeni de şundan kaynaklanıyor benim şahsi kanaatim. Şimdi öz eğitimci arkadaşlarımız da var bizi takip edenler arasında ya da öğrencilerimiz de var. Şimdi dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor. Yani bir insanı anlamak için hani derler ya bir insanı anlamak için ne yapmak lazım? Onunla alışveriş yapmanız lazım. Ona yolculuğa çıkmanız lazım. Ya da onunla eğlenmeniz lazım. İki yüzünü görmeniz için. Acı bir tecrübe olması için mutlu mu olmayacağınız adım ya adamı yaşamanız lazım. Yani mesela üniversite öğrenciliğinde birçok insanı tanıma fırsatınız oluyor. Yaşıyorsunuz onlarla. İşitme engellerle yaşamadan tanıyamazsınız. Bu tarz makaleler de var. Marlatt diye bir kişinin makalesine örnek vereyim size. İşiten insanlar asla işitme engeller dünyasını anlayamayacak diye keskin bir ifadesi var. Neden? Çünkü onların yaşam süreçlerini, hangi zorlukların yaşadıklarını bilmedikleri için anlamaları mümkün değil. O zaman sağır mı olmaları gerekiyor? Hayır, sağır olmaları gerekmiyor. Şimdi biz niye anlayamıyoruz? Ben mesela işitme engelli öğretmeniyim diyelim. Sabah derse başlıyorum.
konuşma eğitimi veriyorum, işte önemlidir, şudur, budur, konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Teneffüsü gidiyorum, ben odasına gidiyorum, tekrar derse giriyorum, konuşuyorum. Eve gidiyorum, saat 3 ders, pardon, eve gidiyorum. İşitme engellerle ilgili olan bütün alıcılarımı kapatıyorum. Tamamen kendi hayatıma dönüyorum. Ama işitme engellerin hayatı 24 saat. Benim işitme hayatım 6 saat. Bu onların hayatını anlamak için yetmiyor. Benim onları anlamam için sosyal hayatta da onlarla görüşmem gerekiyor. Kulüplerine tamam. gideceğim, derneklerine gideceğim. Onlarla biraz oturup kalkacağım. Ha diyeceğim, işitme engeller böyle yaşıyorlar, böyle eğleniyorlar, böyle zorlukları var dedikten sonra, yani sizi kabul ettikleri zaman dünyalarına, o zaman onların gerçek zorluklarını anlayabilirsiniz. Demet'in sorusuna döneyim de, şimdi arkadaşımız özel eğitim bölümü okuyor, bitirecek, mezun olacak. Diyelim ki atandı ve nereye atandı? Rehberlik Araştırma Merkezi'ne atandı. Bir öğrenci geldi, işitme engelli, annesi de işitme engelli. Ve işaret diliyle, işte işitme engelli çocuğuyla ilgili bazı şeyler soruyor. Kimse cevap veremiyor. Ve Demet orada şakır şakır işaret dili konuşuyor, rehberlik yapıyor, aileye yardımcı oluyor. İşitme engelli ailenin gözünde Demet otoritedir. Ve diğer çalışanların hiçbiri hiçbir şey bilmiyordur. Yani onun gözünde öyledir. Dolayısıyla kurumlarda akıcı olarak en az bir kişinin iyi işaret dili bilmesi gerekiyor. Benim şahsi kanaatim, özel eğitim bölümünde okuyan arkadaşlar işaret dili öğrensinler derim. Yani işaret dillerini öğrenmek kimseye bir şey kaybettirmez. Kullanılır kullanmaz ayrı bir mesele ama işaret dillerini öğrenmek bireysel anlamda da bize çok katkısı olacaktır. Yani dolayısıyla devletin bu konuda yani özel eğitim kurumlarına yani böyle bir mecburiyet getirebilir mi? Hani özel eğitim öğretmenleri bu bağlamda hani işaret dili sadece işitme engelliler için değil, yeri geliyor otizmli öğrenciler için, zihinsel engelli öğrenciler için de gerekebiliyor. Mesela biz yani bazı otizmli zihinsel engelli öğrencilere en azından kendi asli ihtiyaçlarını giderebilmeleri açısından böyle hı hı. ufak işte bay bay demesini ya da tuvalete gidiyorum demesini. Yani bu tip işaret dilini içeren şeyleri öğretmeye çalıştık. Çünkü konuşamıyordu. Evet. Yani böyle bir mevcut aslında. Evet. Efendim? Kaçırdım burayı, son cümleyi. Özel eğitim öğretmenleri açısından işaret dilini bilmeleri çok önem arz ediyor diye düşünüyorum. Yani bu zihinsel engelli öğretmenler için de geçerli. Otizm öğretmenleri için de geçerli. Yani işaret dili yani engel grupları arasında her alanda ihtiyaç duyulabilecek bir ek bir bilezik gibi yani. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle gibi düşünebilirsiniz. Bir dil sonuçta, yani sizin farklı bir dili öğrenmeniz size artısı vardır. Artı farklı engel gruplarında İşte makaton işaretli diye bir dil var. Ya da işte otizmli bireylerle de işaret ya da görsellerden yararlanma var. Text kartlarından var. Yani siz farklı engel gruplarında aldığınız eğitimi oralara transfer etme durumunuz olabilir. Yani işitme engellerin eğitiminde kullanılan yöntemler diğer engelli gruplarına monte de edilebilir. Dolayısıyla işaret dili öğrenmek önemlidir. Şöyle ifade edeyim. Bu konuyla ilgili son cümlem olsun. İşitme engelliler, işaret dili kullanan işitme engelliler eğer karşı taraftaki kişi işaret dilini bilmiyorsa onu otorite olarak görmüyorlar. Otorite olarak kabul edilebilmek için işaret dilini bilmek gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani işitme engellilerde bir de yani böyle bir naz mı diyelim, bir kapris mi diyelim, hani böyle bir dediğiniz gibi otorite kabul etmediği zaman böyle bir sanki ego olmuş gibi yani siz işaret dilini bilmediğiniz zaman sanki onların gözünde böyle dışlanıyormuşsunuz gibi hissedebileceğiniz durumlarda olabiliyor değil mi hocam? Ama haklı, yani şöyle, ben o serzenişlerin haklı olduklarını düşünüyorum. Şimdi yani dedik ya, teknoloji bu kadar ilerlemiş, imkanlar bu kadar ilerlemiş, devletin engellerle ilgili bir sürü şeyleri var, teşvikleri var, yardımları var vesaire vesaire. 21. yüzyılda sağlık hizmeti almak için işitme engelli hastaneye geliyor,
ve kendini ifade edemiyor. Mesela doktor şunu soruyor. Diyor ki hangi rahat, ne rahatsızlığın var diye soruyor. Yaz diyor mesela, işaret dili bilmiyor ya, yaz diyor. Çocuk da diyor ki ya da işitme engelli, ben rahatsız değilim diyor. Çünkü işitme engelli rahatsızlık deyince hastalık olarak algılamıyor. Dese ki sen hasta, sen hastalık ne dese, o da diyecek ki ben baş ağrıyor diyecek. Karnım ağrıyor diyecek. Ya da diyecek buram böyle sıkıştırıyor diyecek, kalbim işte sıkıştırıyor diyecek. Ya da psikolojim bozuk diyecek. Yani hastaneye girip kendini ifade edemeyen kişiler var. Ya daha çok ağır vakalar var. Ya adam yanlışlıkla gözaltına alınanlar var. Yanlışlıkla karakolda geçirmek zor. Kendini anlatamadığı için karakolda geçiren, tutuklanan işitme engelliler var. Yanlış tedavi gören işitme engelliler var. Noterde kandırılan, aldatılan satışta yani kişiler var. Adam mesela işte miras kalıyor. İşaret dili tercümanı olan kişi işaret diline hakim değil ya da işitme engeli yanlış yönlendiriyor. Böyle durumlar olabiliyor. Dolayısıyla bu hizmetleri veren noter, mahkemeler, eğitim, hastane, bütün bu hizmet sektörlerinde aslında işaret dilini iyi bilen kişiler olması lazım. Ama bakıyorsunuz var mı? Ben olmadığını düşünüyorum. Yani ben görmüyorum. Yani şöyle zannediyoruz. Mesela bir grubu, hemşire grubuna eğitim verdiğimiz zaman bunların işaret dili öğrendiğini zannediyoruz. Peki ben de şunu sorayım size. İngilizce, birinci kur İngilizce eğitimi aldığınız zaman akıcı İngilizce konuşabiliyor musunuz? Peki o zaman niye böyle bir yanılgıya düşüyoruz? Yani bir kurluk 120 saatlik işaret diliyle kişi işaret dili öğrenebilir mi? Dolayısıyla yine aynı başa dönüyoruz. İşitme engelleri anlamak için onlarla oturup kalkmak gerekiyor. Bence en doğrusu bu tür kurumlarda aslında işitme engelli istihdam etmek gerekiyor. Yani işaret dili bilen, iyi bilen ya da KODA dediğimiz kişiler var. Annesi babası işitme engelli olmuş ve iyi eğitim almış, işaret diline çok hakim KODA'lar var. Bu kişiler de görevlendirebilir. Yoksa yani yarım doktor da insanı candan edebilir yani. Yani sosyal yaşamda da işitme engellilerin gerçekten dünyası, yani sosyal yaşamı çok zor bu bağlamda. Yani Türkiye, yani görme engelliler için, yani farklı engel, gerçi işitme dili haberleri, anlatımları, bazı görseller kullanılıyor. Ama yani direkt olarak işitme engellilere hitaben biraz daha gelişmemiz gerekiyor sonucunu çıkarıyorum ben bu sohbetimizden. Dünyada işitme engelliler alanında yani en iyi ülkeler ya da böyle örnekler neler hocam bu konuda? Ya bizim ülkeler var mı? Şu var. Ya aslında bizim sıkıntımız bu, genel eğitimde de sorunumuz bu. Biz Avrupa'da ya da Amerika'da bir şey duyduğumuz zaman onu hemen transfer ediyoruz ve onun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani bu genel eğitimde de böyle. Aslında bizim her türlü eğitimde iyi örneklerimiz var. Yani çok öğretmen yetiştirme uygulamalarımızdan tutun da Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet'te de var. Cumhuriyet tazminat döneminde var. Enderun mektepleri var. Sarayda işitme engellerin istihdam edilmesi var. Padişahların işaret dili kullanması var. Çok iyi örnekler var bizde. Sorunumuz şu. Bir ondan bir bundan almamız. Şimdi çok iyi örnekler var. Avrupa'da çok iyi konuşma eğitimi veren ülkeler de var. Mesela İngiltere örneğin genelde konuşma ağırlıklıdır. Mesela Paris Sarılar Okulu örneği var. Bu adamlar işaret diliyle başlıyor eğitimleri. Abbe de Leppe diye bir papazın eğitimiyle başlıyor. Ve bunu Amerika kendine transfer ediyor. Yani şu anda çok iyi şakır şakır üniversite eğitim veriyorlar işitme engellilere işaret diliyle. Öte yandan İngiltere dediğim örnekte de bunlar çok iyi konuşma eğitimi veriyorlar. Ya bizde işaret diliyle eğitim veren bir eğitim sistemimiz yok. Yani gerek resmi işitme engelli okullarımızda ya da gerek üniversitede şakır şakır buradan çocuklar mezun olduğu zaman işaret dili konuşuyorlar diyemeyiz. Öğretmenler için de geçerli bu. Ya da bu okullarımızdan mezun öğrencilerimiz işitme engeller şakır şakır sözel dili konuşabilirler de diyemiyoruz. Deve kuşuna benzetiyorum. Yani ne ondan ne bundan. Yani bakanlık bir şey duyuyor. Biz diyoruz ki bakanlığa, ya Avrupa'da işaret dilleri resmi dil kabul edilmiş. Hadi biz de yapalım diyorlar. Yani böyle bir şeylik var. Nasıl diyelim?
sözel dili de savunuyorsak tam gereklerini yaparak, yani erken dönem tanımlama, yani cihaz taktın olmuyor bu iş. İyi eğitim vermemiz lazım, sahip çıkmamız lazım. İşaret dili yapıyorsak çok iyi eğitim vermemiz lazım. Yani şu anda üniversitelerde, özel eğitim bölümlerinde hocalarımız şakır şakır işaret dili biliyor mu? İşte bu kurumlarda görevli personel şakır şakır işaret dili bilenler var mı? Yok. İşitme engelliler sonuna kadar haklılar. Anayasadan dolayı, engelliler kanunundan dolayı, Birleşmiş Milletler sözleşmelerinden dolayı haklılar. Çünkü bu kanunlar onlara şu hakkı veriyor. Engellerinden dolayı bazı yani sosyalleşme anlamında engellerine yönelik uygulamaları, düzenlemelerin onlara yani pozitif ayrımcılığın hakları olduğunu ifade eden maddeler var. Anayasanın işte 42. maddesi, 61. maddesi, yine 15. engeller kanunu, yanlış hatırlamıyorsam 15. maddesi. Bir sürü düzenlemeler var. Ama bu düzenlemelere rağmen işitme engeller hala 21. yüzyılda anlaşılamıyor. Onları çok üzüyor. Kapris yapıyorlarsa, kapris yapmıyorlar bence. Hak talep ediyorlar. Sonuna kadar haklılar. Ben de onların haklı olduklarını altına imzamı atabilirim. Yani haklı olduklarını. Ahmet Gür Bey demiş ki engellilere yönelik yani derslerin temelden verilmesi gerekiyor demiş. Yani ilkokul birinci sınıftan itibaren esasında biz bunu hep savunduk. Yani ilkokullara, engellilere nasıl davranılır, engellilere davranış biçimi, engel grupları mesela benim şimdi abimle yengem işitme engelli. Evet. Çocukları şimdi işitme engelli değil, normal. Evet. Yengem her okula gittiğinde, çocuğu almaya gittiğinde, yani o anaokulu öğrencileri yeğenime hep şunu söylemişler. Senin annen değil. Yani şimdi bunu kötü niyetle söylemiyorlar. Yeğenim de bana derdi ki ya amca derdi. Yani arkadaşlarım bana böyle böyle söylüyorlar derdi. Ben de derdim ki yani onlar annenin engel grubunu bilmedikleri için sana kötü niyetle bunları söylemiyorlar. Hani bilmedikleri için bu bağlamda evet. Böyle. Bugün ilkokul birinci sınıftan itibaren esasında yani işitme yani bütün engel gruplarına yönelik bir davranış biçimi dersi temelden koyulamaz mı? Konulabilir. Hatta bizim milli eğitim olarak bulunduğumuz yerde bir projemiz de vardı. Şey vardı, farkındalık kazandırabilecek etkinlikler planlamıştık. Bakanlıkla da böyle bir çalışmamız planlanmıştı ama oturmadı. Yani bu biraz toplumların kültürüyle ilgili bir şey. Yani siz toplumu ne kadar eğitirseniz yaklaşımları o kadar doğru olur. Yani işitme engelliler en çok neden rahatsızlık duyuyorlar? Hala bırakın sokaktaki insanları, öğretmenleri tarafından zihinsel engelli gibi algılanmaktan rahatsız duyuyor. Yani mesela çocuğa öğrenci hafif düzeyde işitme engelli kaynaştırma programında lisede diyelim. Çocuğa bir soru soruyor, çocuk cevap veremiyor ya da sorunun çok bilgi seviyesi çok altında. Sen diyor, yani bana bu ifadeyi kullanan birçok öğrencim oldu. Şey yani işitme engelli arkadaşım oldu. Sen geri zekalı mısın diye sormuş mesela bir tanesi. Sen aptal mısın demiş. Sen beni duymuyor musun diyor. Mesela tebeşir atıyor. Bu şu anda tebeşir attığını söyleyen arkadaş şu anda üniversitede öğretim görevlisi. Bana dedi ki şey ben diyor not alıyordum. Öğretmen bağırıyormuş bana. En sonunda geri zekalı demiş ve tebeşir atmış. Tebeşir diyor başıma geldiği zaman diyor onu diyor bana bağırdığını duydum diyor. Ve diyor ona döndüğüm zaman arkadaşlarım bana gülüyordu diyor. Ve bu çocuk şimdi hayatı boyunca hep böyle sıkıntı yaşadı. Zar zor eğitim aldı. Buna rağmen üniversite eğitimi tamamladı, üniversiteye geçti. Şimdi bu adam kapris yapmayacak da kim yapacak? Bu hakkı değil mi? Yani şu var, bilmiyorsak susalım. Ama öyle değiliz. Çok acımasız bir toplumuz. Yani sokakta zayıf bulduğumuz zaman eziyoruz. İşitme engelli olması gerekmiyor. İşte otizmli çocuk sosyalleşsin diye dışarı çıkıyor. Başına gelmedik kalmıyor. Dövülüyor. Mesela işitme engelli bir çocuk otobüs minibüste dövüldü. Niye yan bakıyorsun diye dövüldü. Çocuk anlamadım diyor böyle bir şey yapıyor. Sen niye hareket çektin diyorlar. Çocuğun üzerine çullanıyorlar. İşitme engelli bu çocuk. Otizmli bir çocuk affedersiniz
yolda annesi özellikle gönderiyor. Diyorlar ki buna çocuğa kurumda eğitim aldığı kurumda. Bu çocuk alışveriş yapmasını öğrendi. Buna bir liste yapın. Kendisi bağımsız olarak bak markete gitsin gelsin diyorlar. Çocuğun eline para veriyorlar. Alışveriş listesi tutuşturuyorlar. Çocuk markete gidiyor. Alışverişini yapıyor. Affedersiniz çişi geliyor. Ama bunu edinmemiş. Bir arabanın arkasına çekiliyor. Orada işini görürken bir kadın görüyor. Bağırıyor. Sonra etrafta 2-3 genç geliyor. Bunun üzerine çullanıyorlar. Bu otizmli genç dayak yiyor. Ve şu anda ne kadar zamandır dışarı çıkamıyor. Dışarı çıkma şeyi var. Yani toplumun maalesef karşı olayları anlamak gibi bir şey yok. Hemen gördüğüne inanmak gibi bir durum var. Ben bunu yani biraz konuyu dağıttım da bizim şaka programlarında çok gördüm. Mesela Avrupa'da yapılan şakalar var, Türkiye'de yapılan şakalar var. Mesela adamın üzerine peçete atıyor. Yani böyle burnunu temizlemiş ve atmış gibi yapıyor. Avrupalılar gülüp geçiyorlar. Adamın üzerine muz kabuğu atılıyor. Adamın üzerine affedersin işte kadın çamaşırı atılıyor vesaire falan. Bizde hemen çullanma var. Avrupalardakiler gülüyorlar, geçiyorlar. Yani sana biri bir şey atıyorsa bir anla bakalım. Değil mi? Hemen böyleyiz yani. Yani yontulmamış durumdayız. Yani başkalarının için söylemiyorum da buna empati kurmak için bu süreç çok geç yani. Çok şey yapmak lazım. Çok üzerine durmak gerekiyor. Hoşgörülü değiliz. Yani anlayışlı değiliz. Şeye gelmedik yani daha engel grupları konusunda hiç bilgimiz yok zaten. Yani spastik engelli, işitme engelli, otizmli bireyler bunlar o kadar çok karıştırılıyor ki. Benim metaforla ilgili bir araştırma yapmıştım. Yani öğretmenlerimiz yani bu kavramları birbirlerine karıştırıyorlar. İşitme engellilik, otizmli birey, zihinsel engellilik, öğrenme bozukluğu, öğrenme güçlüğü, yani yaygın yani o kadar çok kavramlar birbirine girmiş durumda ki dolayısıyla çok da kitap da okumuyoruz. Ama çok güzel genel kültür veren bu tarz kitaplar var. Mesela Oliver Sacks'ın kitaplarını tavsiye edebilirim. Oliver Sacks Mars'ta bir antropolog, otizm bireyler için, psikolojik rahatsızlıklar için karısını şapka sanan adam, yine sesleri görmek, işitme engelleri için. Yani bu bireylerin dünyalarını biraz tanımamız gerekiyor. Sadece eğitim boyutu yeterli olmuyor. Onların yaşamlarını, kültürlerini, doğalarını, ailelerinin yaşadıkları süreçleri bilmek gerekiyor. Bunları ifade edebilirim. Mesela Demet demiş ki, kurslar yeterli değil, aldığımız eğitim yeterli değil. Çünkü dili öğrenmek için yani dil yani İngilizceyi nasıl öğrenirsiniz? Kursta öğrenemezsiniz. Yani dili öğrenmek için İngiltere'de yaşamanız gerekiyor İngilizce için. Dolayısıyla işaret dili öğrenmek istiyorsanız işitme engellilerle arkadaşlık yapacaksınız. Derneklerle iletişim kuracaksınız. Onlardan öğrenmek gerekiyor. Yani en iyi dil İngilizce öğrenileceği gibi en iyi işaret dili de işitme engelden öğrenilir. Sağır bireyden öğrenilir. Evet, yani biz sohbetimizin öncesinde de yani bu iş biraz da temel eğitimde, ilkokul sınıftan itibaren Kesinlikle. yani eğer toplumumuz yani bu konularda eğitilse yani güzel bir şekilde engellilere nasıl davranılır, davranış biçimleri yani bu tip konferanslar, sosyal aktiviteler ya da bizim yaptığımız gibi bu tip yayınlar yapılsa bu bağlamda Allah'ın izniyle toplumumuzun da ben bu önyargıları, bu bilgisizliği aşacağını düşünüyorum. Yani bizler de yeni yeni gelişiyoruz bu bağlamda. Yani Evet. bizler bile sizinle burada sohbet ederken ben sizin bilgilerinizden çok şey öğrendim. Estağfurullah. Yani ön yargı, yani insan bilmediği şeyin düşmanıdır bu bağlamda. Yani toplumda gerçekten bizim insanımız hani dünyada bir karınca dahi ezmeme hassasiyetinde olan yani dinimiz, insani yapımız böyle. Yani Allah'ın izniyle bunu Peygamber Efendimiz dönemlerine de baktığımız zaman yani
Abdullah İbni Mektum hikayesine de baktığımız zaman, yani bir görme engelli orada Peygamber Efendimiz'e olan münasebetiyle ilgili bir ayet iniyor. Yani bu kadar hassas bir dinimiz var. Allah'ın izniyle eğitim süreçleri de yani gelecekte böyle öğrene öğrene de bu eksikleri tamamlayacağız. Evet. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için böyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalandırıcı, kılıcı. Yani ben kişisel gelişim yazarıyım ama bu yayında bir kitap niteliğinde oldu. Neden? Doğal oldu. Yani direkt birebir yani her şeyi açık açık konuştuk. Ben de kendim de işitme engelli bir ailede büyüdüm. Yani bunun bambaşka zorluklarını yaşadım. Yani işitme engelli olmayan bir çatışmalar dönemimiz de oldu. Yani bunu kişisel gelişim kitaplarında da ara ara dillendiriyorum bu bağlamda. Ama benim iki tane işitme engelli abimden birisi Kütahya Kung Fu Karate şampiyonu oldu. Çok güzel. Birisi spor milli takımında oynuyoruz. Yani işitme engelli çocuğunuzun olması onun dünyaca başarılı insan olmasına engel değil, mani değil. Yani yeter ki siz onu doğru eğitin. Doğru eğitim kurumlarına gönderin. İşitme dilini güzel bir şekilde öğrenmesini sağlayın. Değil mi hocam? Son sözlerinizi alayım. Evet, ben teşekkür ederim beni de programımıza davet ettiğiniz için. Şöyle ifade edeyim, ben toplumda farklı bireylerin, yani engel de ifadesi kullanmak da istemiyorum da, farklı bireylerin olmasının bir şans olduğunu, bir nimet olduğunu düşünüyorum. İşitme engelliler, otizmli bireyler ya da farklı engel grupları fark etmez. Biz aslında onları görerek, onlar hakkında konuşarak, onları tanıyarak aslında kendimizi tanımış oluyoruz. Çünkü biri insanın kendini tanıyabilmesi için bir aynaya ihtiyacı var. Şimdi ayna da yani insanı tanımak için karşılaştırma yapmak gerekiyor. Şimdi karşılaştırma yapabilmek için farklı bir şeyle karşılaşmanız gerekiyor. Yani eğer hiç toplumda işitme engelli olmasaydı bu konular üzerinde hiç konuşmamız bile olmayacaktı. Belki dil gelişimleri bile bu kadar ilerlemeyecekti. Yani dil üzerinde bile bu kadar kafa yormamış olacaktık. Yani beyne yapılan yolculuk, insan öz dünyasına yapılan yolculuklar ya da insanı tanımaya yönelik yapılan yolculuklarda insanın o karmaşık yapısını çözebilmek için aslında bu bireylerin olması büyük bir fırsat. Dolayısıyla toplumda işitme engeller ya da diğer engel grupları olması toplumun üzerine kesinlikle bir yük değildir. Aldıkları haklar ya da hizmetler onlara, yani aldıklarından dolayı topluma da yük olmuyorlar. Bize borçlu da değiller. Eğer bir borç meselesi varsa bizim bu özel bireylere, farklı bireylere borçlu olduğumuzu, çünkü tam anlamıyla hakkıyla hakkını vererek yerine getiremediğimizi düşündüğüm için bunu ifade ediyorum. Yani bizim borçlu olduğumuzu söylüyorum. O yüzden bu programları yapıyoruz, yaptığımızı da düşünüyorum. Yani en azından ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok anlatırsak çok daha fazla insanları bilgilendirmiş oluruz diye. Yani çok yapmamız gereken, çok üzerine konuşmamız gereken bir konu var. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah ağzından da canlı program olduğu için eksik veya yanlış bir şey olmamıştır. Kimsenin de kalbini, gönlünü kırmamışızdır. Bir sürçü lisan ettiysek affola diyelim. Teşekkür ederim. Engelli çocuklara anne baba olma sanatı kişisel gelişim kitabımız var. Evet, biliyorum. İnternetten ailelerimiz temin edebilirler. Hani bunu reklam olsun diye söylemiyorum aslında. Yok, olabilir. Söyleyebilirsin. Ben açıma zaten sıkıntı yok. Son olarak aklıma şöyle bir şey geldi. Onu da paylaşayım. Yani kişisel gelişim kitaplarında engellilerle ilgili yazdığım konularda hep şunu gördüm. Yani bütün engel grupları esasında toplumda bir ayna bizler için. Yani engelli olmayanlar için de. Mesela görme engelli bir insanı gördüğünüz zaman sizin ona davranışınızın yanı sıra bir de
Yani kendi gözlerinizin şükrünü, edasını edebiliyor musunuz? Evet, güzel. İşitme engelli bir insanı gördüğünüzde dilinizin, kulağınızın şükrünü, teşekkürünü Allah'a verebiliyor musunuz? Yani bütün engel gruplarının toplumda engelli olmayan insanlara nazaran da büyük bir ilahi mesajı var bu Tabii. bağlamda. Tabii burada şu da çok önemli. Yani bunu ben her zaman söylerim. Yani ahirette bir gözümüzün hesabını verebileceğimizi ben düşünemiyorum bu bağlamda. Yani hatta İmam-ı Azam'ın Dil Belası diye bir kitabını okuyorum bu aralar. Yani dilin bile, konuşmanın bile, kulağın bile ahirette çok ciddi derecede hesabını vereceğiz. Belki bu dünyada hani biz engelli gibi gördüğümüz bu güzel insanlar Allah'ın izniyle imanlı bir şekilde bu dünya hayatını tamamladıklarında çok güzel bir şekilde Rabbimiz onları en güzel gözle, en güzel kulakla, en güzel konuşmayla onları ödüllendirecek ahirette. Ama biz ahirete ben baktığım zaman yani biz engelliyiz, onlar engelli değil. Yani böyle bir durum da insan kafasında kurguluyor. Ya ben şimdi bir şey güzel temennide bulundum da gördüm ki sözünü. Aklıma şey geldi. Şimdi işitme engelliye sorsak, yani tanıdığım kişileri bildiğim için onların adına sesli düşünüyorum. Desek ki cennette işaret dili mi konuşmak istersin ya da çok iyi konuşacaksın desek, şöyle deme ihtimali de yüksek. Ya biz cennette de işaret dili tercih ederiz deme ihtimali de yüksek, onu da belirteyim. Yani değişik bir konu, yani bu konu biraz farklı. Yani benim yine abilerim nezdinde mesela işitme engellilerin bulunduğu bir ortamda eğer bizler konuşuyorsak bunu hitabet dilimizle en azından anlatmaya çalışalım ki karşımızdaki kişiye işitme dili, işitme engelli olan insan anlayabilsin bunu. Mesela ben evde annemle babamla konuştuğum zaman abim bana derdi ki o ne diyorsun sen, ne diyorsun, ne anlatıyorsun? Beni çekiştirirdi böyle. Ben mesela anneme babama bile bir şey anlatırken işaret diliyle yani hitabet diliyle onu anlatırdım. O da anlardı ve beni çekiştirmezdi. Bana böyle şey yapmazdı bu bağlamda. Bunu da bir parantez içerisinde açıklamış olalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. O zaman işaret diliyle vedalaşalım. Yani işaret dilinde güle güle bu demek. Böyle yapalım. Evet. Bir de şöyle yapalım. Ben diyeyim size. Biz de teşekkür ederiz. Çok... de böyle. Evet. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyelim. Görüşürüz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun.